bu kanun ile önceden çok hukuklu sistemden medeni kanun ile tek hukuklu sisteme geçmiş idik. Şimdi tekrar tek hukuklu sistemden çok hukuklu sisteme geçmek için bir kapı aralanmaktadır. Nedir bu? Bugün imamlara, müftülere verilen bu hak yarın öbür gün bir yasa teklifi ile belediye başkanlarından bu resmi nikah yapma, resmi nikah kıyma hakkının kaldırılmasına kadar gidecektir. Sonuç ne olacaktır? Sonuç Türkiye'nin bölünmesine kadar, parçalanmasına kadar gidecektir. Medeni kanunumuzdan önce çok hukuklu sistemimiz vardı. Benden önceki arkadaşlar da izah etmeye çalıştılar. Her inanç sistemi, her din kendi içinde hukukuna tabi idi. Kendi içindeki hukukla sorunlarını çözüyorlardı. Daha sonra medeni kanun ile bunu kaldırdık. Tek hukuklu sisteme geçerek herkesin kabul edeceği bir medeni kanun yarattık. Biz bu kanunu çıkardığımız zaman önceleri buna diğer inanç sistemi gayrimüslim dediğimiz vatandaşlarımıza bu mecburiyet getirilmemişti. Fakat onlar da gördüler ki bu şekilde yürümeyecek, kendileri karar verip bu bahsettiğimiz medeni kanuna geçmeyi teklif ettiler ve kabul ettiler. Şimdi tek bir kanun ile, tek bir hukuk ile götürülürken sistem tersine çevriliyor. Yarın öbür gün inanç sistemine göre diyelim ki belediye başkanlarından bu hak, bu kanun alındı, bu yetki alındı. Hristiyan kendi içinde nikah yapacak. Musevi kendi içinde nikah yapacak. Müslüman kendi içinde yapacak. Ayrıca bunların mezhepleri, ayrıca bunların tarikatlarına kadar ayrı ayrı inanç sistemleri kendisinin nikahını kıymak isteyecektir. Peki bir Hristiyan ile bir Musevi evlendiği zaman ne olacak? Veyahut da bir Müslüman ile bir Hristiyan, veyahut da bir Müslüman ile bir Musevi, veyahut da Müslümanın içindeki mezhepler, veyahut da diğer inançlar içindeki mezheplerde ayrı ayrı mezheplerdeki insanların evlenmelerinde nikahı kim kıyacak? Nasıl bir anlayıştır bu? Nasıl bir değerlendirmedir bu? Değerli arkadaşlar, bu ülkemizi ayrıştırmaya, bu ülkemizi parçalamaya, bu ülkemizi böldürmeye kadar götürür. Onun için medeni kanunda getirilen bu resmi nikahı belediye başkanları veya da onun yetki verdiği kişiler kıyar sözlüğünden kurtulacağınız da ülkeyi nereye getireceksiniz? Getireceğiniz yer ülkeyi parçalamaktır. Bugüne kadar ülkenin birliğinden, dirliğinden teker teker tuğlalarını sökmeye çalıştınız. Bu da o sökmeye çalıştığınız tuğlalardan birisidir. Bu binayı teker teker tuğlaları sökerek yıkmak istiyorsunuz. Ama hiç unutmayın ki bu yıktığınız yapının altında önce sizler kalacaksınız. Ve ondan sonra da yanılmışsık diyeceksiniz. Ama yanılmışsık dedikten sonra da bunun çaresi kalmayacaktır. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bunu tekrar izanla bir şekilde düşünüp bunu geriye çekmenizi sağlık veriyoruz. Çünkü bu gidişat ülkemizin parçalanmasına, ülkemizin bölünmesine yöneliktir. Bundan başka bir şekilde bir düşünceniz var ise burada gelin söyleyin. Birliğimizi nasıl kuracak bu? Nasıl pekiştirecek? Hiç düşündünüz mü? Burada hiçbiriniz gelip buna bir izahat getirdi mi? Getiremezsiniz. Çünkü gidişat parçalanmaktır. Bunu gördüğüm ve anladığım kadarıyla sizlere birileri yukarıdan veya dışarıdan empoze ediyor. Sizler de tam olarak ne yaptığınızı kavrayamadan bu yasayı geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama bu geçirmeye çalıştığınız yasa, daha demin de söylediğim gibi, sizleri altında bırakacaktır.